İbrahim Karagül İmparatorluk döndü. Yeni süper güç ve son meydan savaşı. Erdoğan'a Abdülhamit kaderi yazanlar büyük hesap hatasına düştü. İmparatorluklar geri dönüyor. Türkiye tarihe ve coğrafyaya döndü cümlesi sadece bir umut, sadece bir beklenti, sadece bir hayal değildi. Çünkü dünya Avrupa'nın coğrafi keşifler adını verdiği sömürge tarihinin başlangıcından bu yana yüzlerce yıl sonra ilk kez derin bir güç kayması yaşıyordu. Batılı tarih gerileme dönemine girmiş batılı küreselleşme bitmiş, yükselen yeni güçler ortaya çıkmış eski imparatorluklar büyük iddialarda geri dönmeye başlamıştı. 21. yüzyılın sürprizi Türkiye ifadesinin kaynağı neydi aslında yüzlerce yıl sonra dünyanın ekseni ilk kez değişiyordu. Bu doğru bir okumaydı, akıllı bir takipti. Geleceğe dönük öngörüydü. 21. yüzyılın sürprizi Türkiye'dir cümlesinin kaynağı da burasıydı. Tarihi ve coğrafi kavramları üretmeden, güvenlik ve diplomasi duruşunu netleştirmeden, Türkiye ve dünyaya bakışı yerlileştirmeden, binlerce yılın jeopolitik aklını bugüne çağırmadan bunu başaramazdık. Biz de buna yöneldik. Türkiye okumamızı, coğrafya tanımımızı, küresel güç haritasına bakışımızı netleştirdik. Özgür zihni inşa ettik. Sonrasında da yükselen Türkiye'nin kapıları açıldı. Sabır yüzyılı bitti. Üç kıtanın aklını Anadolu'ya sakladık, kurucu akla yöneldik. Toplumsal genetiğimizde zaten var olan bu gücü 21. yüzyılda yeniden keşfettik. İmparatorluklar aklı, siyasi genetik bağlarından boşandı. Türk tipi Bağışçılık zihninden Selçuklu, Osmanlı, kurucu akla yeniden döndük. Bunun için yüzyıl bekledik. Çünkü 20. yüzyıl sabır yüzyılıydı. Anadolu'yu koruma, burada tutunma yüzyılıydı. Onlar bizi tarih dışına, coğrafya dışına itme planları yaptılar. Ama biz üç kıtanın aklını Anadolu'ya sıkıştırıp koruduk. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Osmanlı kuruluşu kadar tarih değiştiren bir milattır. Artık kuruluş dönemi tamamlanmış, yükseliş dönemi başlamıştır. İki dünya savaşından derin. Fiziki haritalar da değişir. Güç batı kontrolünden çıktı. Bunu geçtiğimiz yüzyıl asla yapamazdık. Çünkü Batı'nın sınırsız baskı ve denetimi varken böyle bir şeye girişmemiz Anadolu'nun da imhası olacaktı ve biz gerçekten de tarih ve coğrafya dışına itilmiş olacaktık. Artık sabır dönemi bitti. Dünya, Batı'nın yüzyıllardır devam eden denetiminden çıktı. ABD ve Avrupa artık yeryüzünün küçük bir bölümünü oluşturuyor. Asya uyandı, Afrika uyanıyor. Orta Doğu son 30 yıldır yok edici istilalarla yüzleşti ama sağ çıkmayı başardı. Şimdi ayağa kalkacak. Güç batının kontrolünden çıktı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından çok daha derin güç kayması yaşanıyor. Yeryüzünün şekli değişiyor. Zihin haritaları, güç haritaları değişiyor. Ama bu sarsıcı durum fiziki haritaları da değiştirecek. Yeni bir süper güç harekete geçiyor. Türkiye iklim değişikliğinin en uygun zamanında harekete geçti. Belki de Osmanlı ve Selçuklu'dan çok daha büyük bir güç inşasının temellerini atıyor. Tarih yapıcı milletler cesur iddialarla döndü. Dünyada olan her yeni gelişme Türkiye'yi büyütüyor. Hareket alanını genişletiyor. Sanki yeni bir süper güç harekete geçiriliyor. Doğu ve batının savaş sözleri dışında söyleyecek kelimesi kalmadı. Coğrafya ve dünyaya yeni cümleler haykıran tek ülke Türkiye kaldı. Merkez iktidar alanı güçlü olan, imparatorluklar geleneğinden gelen, güçlü liderler tarafından yönetilen, toplumsal mobilizasyonu coşkulu hal alan, geleceğin kapılarını aralayan tarih yapıcı milletler geri dönüyor. FETÖ ve Altılı Masa Türkiye'yi Batı adına durdurmak Dün Erdoğan'ı devir Türkiye'yi durdur sloganı ile ardı ardına saldırılar yapanların amacı işte bu yükselişi önlemekti. FETÖ üzerinden yürütülen 15 Temmuz saldırısı buydu. FETÖ başaramayınca şimdi altılı masa ile planladıkları yeni müdahale planı da budur. Onlar yeni bir imparatorluğun yükseldiğini gördüler ve bunu çok büyük bir tehlike olarak tanımladılar. Çini ne kadar tehdit tanımladılarsa, Rusya'yı ne kadar tehdit tanımladılarsa, Türkiye'yi de Batı için tehdit olarak tanımladılar. Rusya'yı yormak için Çini çevrelemek, yeni cephe açılacak. İttifak ilişkileri bizi yanıltmasın. Onlar geçmişi anlatıyor, biz geleceği konuşuyoruz. Gelecek yepyeni durumlar ve pozisyonlar içeriyor. Bu pozisyon alışın en radikal, en parlak göstergesi de Türkiye. ABD ve Avrupa yeni bir küresel düzen kuramayacak. Bunu biliyor. Ama bir taraftan Çin'i çevrelemeye, diğer taraftan Rusya'yı Ukrayna Savaşı ile meşgul edip yormaya çalışıyor. Ukrayna Savaşı bitse bile Doğu Avrupa'da yeni cepheler açacaklar. Buna mecburlar. En tehlikelisi Türkiye. Ama ABD ve Avrupa için Türkiye'nin yeni ve güçlü bir imparatorluğa dönüşmesi en tehlikelisi. Eğer Ukrayna savaşı çıkmasaydı, Biden ve Avrupa liderleri bugünlerde dünyayı Türkiye ile savaşa çağırıyor olacaktı. Örtülü müdahale kapıları kapanınca savaşlar başlar. İşte Türkiye için tam da o noktaya sürükleniyorlardı. Çok ağır ambargo ve birkaç cephede savaşa zorlayarak Türkiye'yi tüketeceklerdi. Türkiye-Rusya savaşı bu planı deneyecekler. Ya da Türkiye-Rusya savaşı çıkarıp iki ülkeyi birden tüketeceklerdi. Şunu not edelim. Ukrayna savaşı ya da Doğu Avrupa'da yeni cepheler açılması Rusya'ya diz çöktüremezse batan batı Türkiye-Rusya savaşı için oyun kuracak. Bunu artık biliyoruz. İki imparatorluğu birden çökertme planı bu. ABD ve Avrupa aslında yeniden küresel düzen peşinde değil, batıya yönelen tehditleri durdurma telaşında. Tezlerini Avrupa'yı savunma üzerine formatlıyorlar. Sadece bu bile batının çöktüğünün, çok hızlı bir çöküş yaşadığının işareti olarak yetiyor. Joseph Borrell, İmparatorluklar dönüyor, Türkiye, Rusya ve Çin döndü. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in 15 Eylül 2020'de sarf ettiği şu sözleri hatırlayalım. Eski imparatorluklar geri geliyor. Eskinin büyük imparatorlukları küresel ve bölgesel yaklaşımlarla geliyor. En az üç tanesi dönüyor. Türkiye, Rusya ve Çin. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardon, FETÖ müdahalelerine umut bağlamış halde bir imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz diyordu. Hep birlikte durdurmak istedikleri işte bu imparatorluk dönüşüydü. Erdoğan'a Abdülhamid Kader'i yazanlar çok büyük hesap hatası yaptı. Türkiye'nin yükseliş dönemi çok iyi yazılmadı, kavramlaştırılmadı, söylemleri üretilmeli. Türkiye'nin 21. yüzyıla taşıdığı imparatorluklar aklı, siyasi genetik zihinlerde devrime yol açmadı. Dışarıdan çevreleme, içeriden durdurma yöntemleri ancak böyle etkisizleştirilebilir. Erdoğan'a 2. Abdülhamit kaderi yazanlar büyük bir hesap hatası yaptı. O, çöküş dönemi öncüsü değil, yükseliş dönemi öncüsüydü. Türkiye yükselirken onu durdurmak isteyenler güç kaybediyordu. Onlar Türkiye'ye cephe alıp kaybeden güçlere yatırım yaptılar. Son bir meydan savaşı kaldı. Son savunma demiyorum. Bu dönemin mimarı, öncüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küresel ölçekte saldırıların, içeriden ihanetlerin hedefi Türkiye'yi durdurmaktı. Batı başkentleriyle iş tutup ülkeyi içeriden vurdular. Dışarıdan kuşatma, coğrafyadan çevreleme hesaplarının tamamı çöktü. İçeriden vurmaya dönük cepheler de çökecek. Şimdi sıra onlarda. Son bir meydan savaşı kaldı. Dikkat edin, son savunma demiyorum. İbrahim Karagül Abdullah Muradoğlu Tersini Midas Dokunuşu ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı bir konuşmada, Rusya lideri Vladimir Putin için Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz dedi. Bu sözler kısa süre içerisinde dünya medyasında neredeyse birinci haber oldu. 1970'lerin başlarından itibaren Amerikan siyasetinde etkin bir figür olan Biden uzun yıllar senatörlük yapan bir isim. 12 yıl Senato Dışişleri Komitesi'nde başkan veya kıdemli üye olarak da ayrıca görev yapan Biden, ABD dış politikasının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Biden, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ise 8 yıl ABD başkan yardımcılığı yaptı. Biden'ın Varşova konuşması, Amerika'nın Rusya'da rejim değişikliği için çalıştığına dair bir algı oluşturdu. Buna göre Rusya'ya yönelik geniş ölçekli yaptırımlar, Ukrayna'da devam eden savaşı durdurmaktan çok Putin'i devirmeyi amaçlıyor. Eğer amaç buysa, ABD Ukrayna savaşının uzamasına yönelik bir politika izleyecektir. Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan gelen açıklamalarsa, Biden'ın sözlerinin rejim değişikliği içermediği yönündeydi. Amerikan ana akım medyası da ev birlik Biden'ın yanlış anlaşıldığına dair bir anlatı dillendiriyor. Biden'ın bir gaf yaptığını savunanlar da az değil tabi. Amerika'da bazı üst düzey yetkililerse medyaya yaptıkları açıklamalarda söz konusu ibarelerin Biden'ın konuşma metninde yer almadığını belirtiyorlar. Washington'da gazetecilerin bu sözler Rusya'da rejim değişikliği çağrısı mı içeriyor şeklinde sorusuna ise Biden tek kelimelik yanıt verdi. Hayır. Amerikan dış politikasında etkin bir kuruluş olan Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard House ise Biden'ın konuşmasının Ukrayna'dan işleri çok daha zorlaştıracağına dikkat çekti. Emekli diplomat Haas'a göre bu ibareler Putin'e eline kullanacağı bir koz vermekle kalmıyor. Yanı sıra Ukrayna'da savaşın kapsamını ve süresini uzatma riski taşıyan çok ciddi bir hatadır. House, bu hatanın Rusya nezdindeki gelişimlerle derhal düzeltmesi gerektiğini savunuyor. ABD'nin yakın tarihinde onlarca ülkede rejim değişikliği için açıktan veya geziden müdahalelerde bulunduğu biliniyor. En dikkat çekici son örneklerse Afganistan ve Irak. ABD 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekildi. ABD'nin sözde ulus inşası projesi Taliban güçlerinin çok hızlı şekilde Kabil yönetimini ele almalarıyla akamete uğradı. Biden'ın 50 yıldan fazla süren siyaset hayatında Amerikan müdahaleciliğine ilişkin onlarca örnek var. Biden bu süreçlere rol oynamış bir politikacıydı. Bu yüzden Biden'ın Varşova konuşması gaftan ziyade müdahaleci Amerikan zihninin ani bir refleks sonucunda dışa vurumu olarak görülüyor. Hakikaten de ABD'de dış politika elitleri arasında Amerika'nın dokunduğu her şeyi istediği yönde değiştireceğine dair saplantılı bir yaklaşımı savunan müdahalecilerin sayısı hiç de az değil. Neokanların da içinde yer aldığı bu şahin çevreler dokunduğu her şeyi altına çeviren Frigya kralı Midas'a benzetiliyorlar. Bu yaklaşım Midas dokunuşu olarak nitelendiriliyor. Midas'ın dokunuşları nihayetinde kendisi için de kabusa dönüşüyor, o başka. ABD'nin iflas eden ulus inşası projelerini tersine Midas dokunuşu olarak yorumlayan siyaset bilinciler ve uzmanlar da var elbette. Bu uzmanlara göre Amerika'nın askeri müdahalelerine maruz kalan ülkelerde her şey eskisinden çok daha berbat hale geliyor, karmaşıklaşıyor, kaosa dönüşüyor. ABD'de uluslararası güvenlik politikaları konusunda çalışmalarıyla bilinen Trevor Tehrel, Benjamin Friedman, Alexander Downes, Jonathan Monten başta olmak üzere birçok akademisyen rejim değişikliğine ilişkin müdahalelerin çoğun başarısızlıkla sonuçlandığını gözler önüne seriyorlar. Troll ve Friedman söz konusu çalışmalarında ABD müdahalelerini irdelerken, Dawnes ve O'Rourke, Napolyon savaşlarından 2000'lerin başlarına kadar olan zaman aralığındaki birçok müdahale örneğini analiz ediyorlar. Bütün bu çalışmalara göre müdahaleler mevcut durumları iyileştirmek bir tarafa daha kötüleştirdiler. Bu çalışmalarda başarıyla sonuçlanan müdahale örneklerin sayısı ise sadece bir elin parmaklarından daha az. Abdullah Muradoğlu